Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyeti.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah sabredenlerle beraberdir ayetinden hikmet ve gaye nedir? Cenab-ı Hak hakim isminin gereği olarak bir şeyin yaratılması için bazı sebepler koymuş ve sebepler yaratmıştır. Bu sebepler bir merdivenin basamakları gibidir. Nasıl ki merdivenle bir yere ulaşmak isteyen kişi o merdivenin basamaklarını tek tek çıkmak zorundadır. Yoksa basamaklara uymayan kişi ya acelesinden düşecektir ya da bazı basamakları gerekli görmeyip çıkmak istemezse gayesine ve hedefine ulaşamayacaktır. Aynen bunun gibi Allah her şeyin yaratılması için bazı sebepler koymuştur. Bu sebepler Allah'ın kainatta koyduğu kanunlardır bu kanunlara uyanlar sabretmiş demektir. Elbette Allah'ın bu kanunlarına uyan kimse de işinde başarılı olacaktır inşallah. Zira bu anlamdaki sabır ferahlık ve genişliğin zafer ve başarının anahtarıdır. Demek ki bu ayetin bir manası Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve muvaffakiyeti sabırlı adamlarla beraberdir manasına geliyor. Yoksa hırs gösterip bu sebepleri tamamen veya kısmen yerine getirmeyen kimsenin ümidi elbette boşa çıkacak ve hüsrana uğrayacaktır. O halde sabrın birinci şartı Allah'ın kainatta koyduğu kurallara muntazaman uymaktır. Bu kurallara uyanları Allah başarılı eyler, onlara yardımını ve ihsanı lütfeder. İşte sabrın bu şartından başka her Müslüman üç sabırla sorumludur. Biri, günahlardan kendini çekip sabretmektir. Bu sabır, takva makamıdır. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Ayetine Cenab-ı Hak mazhar kılar insanı. İkincisi, musibetlere karşı sabırdır ki bu sabır, tevekkül ve teslimdir. اِنَّ Allaha يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Muhakkak ki Allah, tevekkül edenleri sever. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever ayetlerinin şerefine mazhar olur inşallah. Üçüncüsü ibadetlere devam etmede sabırdır. Özetle Allah'ın kainatta yarattığı kevni kuralları ile İslam'ın şer'i kurallarına uyanlar sabrı bütün yönlerle yerine getirmiş olurlar. Elbette Allahu Teala bu sabırları bütün yerler yönleriyle yerine getirenlerle beraber olur ve onları başarılı kılar. O halde Allah koyduğu kanunlara uyanlar ile beraberdir. Onları başarılı kılar. Dünyevi kanunlara uyanlara dünyada başarı verir. uhrevi kanunlara uyanlara ahirette başarı verir. Her ikisine uyanlar hem dünyada başarılı olurlar hem ahirette başarılı olurlar. Onun için İslamiyet iki dünya saadetini temin ediyor ve iki dünya saadetini insanlara vaat ediyor. Müslümanların görevi ise bu iki kanunlara riayet ederek hem dünyada hem de ahirette başarılı olmak.